Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna, Rusya'yı böyle durdurmuş. O gerçek haftalar sonra ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu, başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırdı ve yönünü ülkenin doğusuna çevirdi. Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok konuşulacak açıklamalar geldi. Eski ve mevcut Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililer Rusya'nın Şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus Il-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'li yetkili, başlangıçtan itibaren Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık, dedi. Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili, bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut, ifadeleriyle sözlerine devam etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı. Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin korunmasında CIA'nin Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.